Piyasat ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertan. Bugün Piyasat'ın ilk bölümünde İpregaz CEO'su Eyüp Aratay bizimle olacak. İpregaz üzerindeki rakamları ve sektöre dair beklentileri konuşacağız. Yine ilk bölümde Bloomberg muhabiri John Fallon bizimle olacak. İtalya tarafında artan koronavirüs etkisinin hem İtalya büyümesine hem de önümüzdeki dönemlere dair şirket karlılıkları üzerinde nasıl etki yaratacağını konuşacağız. İkinci bölümde ise havacılık hisselerini ele alacağız. Hem dünyada havacılık hisselerinde biliyorsunuz sert düşüş yaşanıyor son bir aydır. Hem de içeride Türk Hava Yolları ve Pegasus hisselerinde benzer düşüşler var. Bugünkü tepki kalıcı olur mu, yukarı yönlü tepki, bunu detaylandıracağız. Ve grafik düellosunda da koronavirüsünün etkisini hem makro ölçekli Gizem Uzuner'le konuşacağız. Dünya büyümesine ve ülke büyümelerine etkisini hem de mikro bazlı şirketlere etkisini. Şimdi gelin bir bakalım saat başı itibariyle günün ilk yarısında hangi başlıklar piyasalar üzerinde etkili olmuş? Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik bir ziyaret için Azerbaycan'daydı. Erdoğan Azerbaycan hareketi öncesinde yaptığı açıklamalarda 2023'e kadar Azerbaycan'ın ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşması gerektiğini söyledi. Tahran İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı korona şüphesiyle Esenboğa'ya iniş yaptı. Bu haber sonrasında özellikle içeride havacılık hisselerinde satış baskısının bir nebze arttığını gördük. OYAK, Total Oil Türkiye ve M Oil için Demirören'den almak adına rekabet kurumuna başvurduğunu açıkladı. Hazinenin 2 yıl vadeli TLRF endeksli ihracı vardı. Orada TLRF endeksi tahvilde piyasa yapıcılara 1.2 milyar TL satış yaptı. Hazine 2 yıl vadeli TLRF endeksli tahvilde kamuya ise satış yapmayı tercih etmedi. Beşinci maddemiz Almanya'nın büyümesine ilişkin son gelen pozitif taraftaki IFO ve PMI rakamlarından sonra 2019 dördüncü çeyreğe dair gayri safi yurt içi hasıla rakamı da değişim göstermedi. Beklentilere paralel geldi. Şimdilik teknik resesyon endişeleri Almanya ekonomisi için bir nebze geride kaldı 2019'da, ama 2020'ye dair hala endişelerin devam ettiğini de hatırlatalım. Ve son başlığımızda Tesco'nun Çin'deki yatırımına ilişkin İngiltere'nin en büyük perakendecisi Tesco, Çin'de özellikle devletin kontrolündeki China Resources Holding ile ortak girişimindeki %20 hissesini satarak Çin'den çıkışını tamamladı. %20'lik bir hissesi vardı orada. O çıkışla beraber Tesco artık Çin'de olmayacağını söyledi. Başlıklar böyleydi. Aslında gördüğünüz üzere birçok başlığın içinde koronavirüsü var. Piyasalara etkisi de elbette çok sertti. Dünkü fiyatlamalarda haftaya başladığımızda %4'ü aştı satışlar. Şimdi bunun detaylarını konuşacağız. İntegral Yatırım Menkul Değerler'de Doktor Mehmet Ali Gürbüz olacak karşımızda. Mehmet Ali, hoş geldin yayına. Neler söylersin? Dünkü sert kayıplardan sonra bugün piyasalar bu kayıpları biraz telafi etmeye çalışıyor. Ama hala oynaklığın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Merhabalar, iyi yayınlar. Aslında dün Amerika'nın öncülük ettiği %4'lerin üzerinde bir kayıp yaşamıştık. Bugün biraz daha telafi ettiğini görüntülüyoruz. Ancak Japonya tatilde, bugün Japonya açılışında %3'lük bir kayıp orada da görüntüledik. Genel dünyadaki gelişmeleri incelediğimizde haber akışlarının çok etkili olduğunu, endeksler üzerinde etkili olduğunu görüntülüyoruz. Bugün itibariyle de genel olarak dün Borsa İstanbul'da bizim daha önce de dile getirdiğimiz 113.500 seviyeleri test edilmiş olsa da günde tekrar pozitif bir seyirle 114.000 üzerine 115.000 seviyelerine doğru ataklar gerçekleştirdi. Ancak şunu söyleyelim, özellikle bizim Avrupa'dan gelen koronavirüs haberlerini biraz daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer Asya'daki karantinanın Avrupa'da da uygulanabilmesi gibi bir gerçek olursa, özellikle bizim Avrupa'ya ihracat yaptığımız önemli bir oran var. Bu genel olarak Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri ve ihracatçı şirketleri etkileyebilecek bir nitelik kazanabilir. Bu nedenle biz burada da temkinli bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Ayrıca CDS oranlarına bakmamız lazım. Türkiye'de CDS oranları Aralık 2019'dan sonra ilk defa tekrar 300'ün üzerine çıkmış durumda. Bu da yükselişlerin biraz daha sınırlı kalmasını sağlayabilir. Genel olarak da 113.200 üzerinde ağırlıklı ortalamaları yoğunlaştı bir seviye. Bunun üstüne kaldığımız sürece, yukarıda 121.500 seviyesi aşılmadığı sürece
Açıkçası bir bant hareketinde yatırımcıların biraz daha trade edeceği bir alan oluşturabileceğini, bu alanında 116.500 seviyelerinde yoğunlaşabileceğini ifade edebiliriz. Kurda da açıkçası dün itibariyle bir 6.15 seviyelerini gördük. Bu sabah 6.06 seviyelerine doğru bir geri çekilme olsa da burada da biraz önce ifade ettiğimiz gibi CDS oranlarının yükseliş göstermesi ve dolar endeksinin kısmen dünden bugüne zayıflaması dışında dolar endeksine biz tekrar 100'ün üzerinde bir fiyatlama göreceğimizi hesapladığımızda tekrar kurda da 6.10 ile 6.15 aralığını biz kendimize referans olarak alıyoruz. Ancak bir sonraki tepki alımlarında tekrar 6.18 seviyelerine doğru yükselişi teknik olarak takip ediyor olacağız. Mehmet Ali, çok teşekkürler aktardıklarınız için. İntegral Yatırım Menkul Değerler'den Mehmet Ali Gürbüz'ün görüşlerini aldık. Hemen buradan stüdyoya dönüyoruz. İpre Gazetesi Eyüp Aratel bizimle demiştik bugün piyasa altı programında. Eyüp Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında zor bir dönemden geçiyor tüm dünya. Evet. Türkiye'de etkilerini elbette hissediyor. Daha az olsa da koronavirüsünün ötürü bir yandan İran'la sınırların kapatılmış olması, bir yandan Avrupa'ya ihracat yaptığımız pazarlardaki endişe, özellikle İtalya, aslında küresel anlamda büyümelerin aşağı revize edildi ve şirketlerin biraz daha dikkatli başladığı bir yıl. Öncelikle bu sıcak gelişmeyle ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Ne dersiniz? Hem sanayi için, Türkiye'deki şirketler için ne ifade ediyor bu virüs, hem de enerji cephesinde maliyetler, örneğin petrolde çok sert düşüş olduğunu gördük ki birçok ham maddede de düşüş var. Onu nasıl görüyorsunuz? Öncelikle şöyle bahsedeyim. Tehditler her zaman fırsatları yanında getiriyor. Koronavirüsü ciddi bir tehdit. Yani dünyada tüm insanları etkileyebilecek bir salgından bahsediyoruz. Fakat salgının çıkış kaynağının Asya Pasifik düzleme olduğunu düşünürsek de Türkiye'nin özellikle endüstriyel satışlardaki en büyük rakip bölgesinin Çin ve Asya Pasifik olduğu göz önünde bulundurulursa Türkiye için ben bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Özellikle de kendi sektörümüzden bir örnek vermek gerekirse biz İpregaz olarak Türkiye'de Evas firmamızla tüp üretiminde bulunuyoruz ve dünyanın 5. büyük tüp üretim fabrikasına sahibiz. En büyük pazarımız da Afrika ve gelişmekte olan ülkeler. Bu anlamda da en büyük rakibimiz Asya Pasifik tarafındaki üreticiler olduğunu düşünürsek oradaki virüsün endüstriyi yavaşlatması bize de bir fırsat alanı yaratıyor diye söyleyebilirim. Ama enerji düzleminde baktığınızda doğal olarak Asya Pasifik yine dünyanın en fazla enerji tüketen bölgesi. Toplam dünya enerji tüketiminin %24'ü Asya Pasifik bölgesinde ve Çin'den geliyor. Böyle baktığınız zaman oradaki bir daralma, enerji talebindeki daralma petrol fiyatları ve enerji ham madde girdi fiyatlarını dolayısıyla aşağı doğru etkiliyor. Ve işte 66 dolar seviyesinden Brent petrolü bugün sizin ekranlardan da takip ediyoruz. 56 dolarlara kadar getirdi. Kısa vadede bu şoklar olabilir ama ben orta ve uzun vadede özellikle enerji sektöründen koronavirüsünün çok büyük bir etkisi olacağını düşünmediğimi söyleyebilirim. Peki dönüp baktığımızda özellikle enerji maliyetleri tarafındaki bu hareketlilik, yani petrolde düşüş var diyoruz ama evet, diğer ham maddelere baktığımızda da fiyat artışı bir yandan olabilir diye bir endişe var. Özellikle çelik fiyatları örneğin orada biraz daha arz kaynaklı tabii ki üretim çok fazla Çin'de olduğu için. Ne dersiniz, yani sizin yani LPG sektörü anlamında bakıldığında sadece petrol ya da doğalgaz fiyatları değil diğer sanayideki ham maddelerin, metallerin fiyatı etkiliyor mu? Yani ne tarz ithal girdiler var sizde? Şimdi enerji sektörü doğal olarak temelde sizin de belirttiğiniz üzere petrol ve doğalgaz bazlı fiyat dalgalanmalarından yoğunlukla etkileniyor. Diğer emtialar bizim temel ürünlerimizi çok fazla etkilemiyor. Ama biraz evvel örneğini verdiğim örneğin tüp üretimi bahse konu olan çelik tüp üretiminde çelik çok büyük bir girdi. O da negatif anlamda eğer arz tarafında bir daralma olursa fiyatı yukarı çekecektir. Devam edeceğiz sohbetimize. Önemli iki son dakikamız var. Hemen onu da aktaralım. Sağlık Bakanı Koca'dan geliyor açıklama. 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina hastanesine nakledilecek denildi. Biliyorsunuz bugün Tahran'dan İstanbul'a gelen uçağın koronavirüs endişesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptığını yaklaşık bir saat önce ekrana getirmiştik. Oradaki 132 yolcunun ve mürettebatın da karantina hastanesine gideceğini söyledi Sağlık Bakanı Koca. Aynı zamanda İran'dan dönmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de özel bir sefer düzenlendi dedi. Bunu da aktarmış olalım. Pardon, lütfen devam edin Eyüp Bey.
Çelik fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisinin dediğim gibi ham madde girdisi özellikle çelik olan sektörlerde bir negatif etkisi olacaktır. Bunu beklemek çok doğal ama bizim enerji sektörü düzleminde böyle bir riskimiz söz konusu değil. Tam aksine enerji tarafında Türkiye'nin %65 enerjisinin de ithale bağımlı olduğunu düşünürsek bizim için pozitif bir süreç söz konusu diyebiliriz. Sadece bizim bu anlamda Türk lirasının dolar karşısındaki değerlemesiyle ilişkin bir riskimiz var. Biliyorsunuz ülkemizdeki enerji fiyatları Türk lirası ve uluslararası piyasalardaki dolar ana emtia fiyatının çarpımıyla oluşuyor. Dolayısıyla biz Türk tüketicisi olarak enerji fiyatlarının aşağı gitmesinden mutluluk duyuyoruz. Hı hı. Ama ihracatçı üreticiler olarak da tam tersine emtia girdilerinin artışından da mutsuzluk duyuyoruz. Peki gelelim isterseniz biraz sektörü konuşalım. Aynen. Özellikle LPG sektöründe tabii ki bir yandan elektrikli araçlara girişle beraber otogaz tarafında ne olacağı merak ediliyor. Öte yandan başka talepler var. Sektöre dair hem teşvikler hem de düzenlemeler kanalına bakıldığında ne gibi beklentileriniz var 2020 için? LPG sektörü Türkiye özelinde baktığınızda dünyadan ciddi bir farklılık gösteriyor. Dünyada tüketilen LPG'nin yarısından fazlası konut ihtiyacında tüketilirken ülkemizde bu oran %20'lere kadar düştü. Dolayısıyla Türkiye LPG pazarından bahsederken biz %80'inin otomotiv yakıtları olduğu gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde Türkiye LPG sektörünü otogaz bağlamında otomotiv yakıtları olarak değerlendirmemiz daha doğru. Geçen yıl 2019 yılı 2018 yılına göre %2'ye varan bir büyümeyle otogaz pazarı kapattı ve 3.300.000 tonun üzerinde bir değerle dünyanın en büyük otogaz pazarı olduk. Sadece otogaz tüketiminde değil aynı zamanda otogaz kullanan araçlar sayısında 4.7 milyon adet araçla da yine dünyada en fazla LPG tüketen aracın bulunduğu ülkeyiz. Bu özelliklerimizden dolayı da alternatif yakıtlar ve geçiş yakıtları açısından Türkiye dünyaya örnek bir pazar oluşturuyor. Şu anda son trend dersinde belirttiğiniz üzere aslında sıfır emisyon lu araçlara doğru geçiş yaşıyoruz. Bu da elektrikli araçlarla karşımıza gelecek. Ancak fosil yakıtlardan bu sıfır emisyonlu yakıtlara geçiş bir süreç ve bu sürecin de bir geçiş yakıtıyla tanımlanması ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi tüm dünyadaki planlanan en önemli çıkış noktalarından birisi. Türkiye bu anlamda örnek bir ülke. Çünkü biraz evvel bahsettiğim rakamlar sürdürülebilirlik ve çevre etkisi açısından değerlendirdiğinizde geçen yıl tükettiğimiz LPG'nin çevreye etkisini 1 milyon ton daha az karbondioksit salımı olarak da rakamlarla ifade edebiliriz ki bu da yaklaşık 6 milyon tane 25 yaşında yetişkin çam ağacının çevreye verdiği pozitif etki diyebiliriz. Bu anlamda ben LPG'nin özellikle otomotiv yakıtı olarak kullanılmasını bir geçiş süreci içerisinde önemli bir yakıt olduğunu düşünüyorum. Türkiye dediğim gibi dünyanın en büyük pazarı olmasıyla burada ciddi bir örnek oluşturuyor. Bunu daha ileri götürmek ve teşvik sürecinde kamu otoritesiyle birlikte uzun bir süredir beraber çalıştığımız LPG'li araçların özellikle kapalı otoparklara girmesi ve buradaki yasakların kalkmasına yönelik bir yasal düzenleme süreci vardı. Geçen sene Nisan ayında Sayın Bakanımız bununla ilgili düzenlemenin yapılacağı konusunda bilgi vermiş. Şimdi o süreç devam ediyor. İnşallah 2020 içerisinde bunu tamamlarsak Türkiye otomotiv yakıtları pazarında otogazın biraz daha ileri gideceğini söyleyebiliriz. Peki gelelim isterseniz buradan biraz İpragaz'ı konuşalım. Aynen. 2019 nasıl bir yıldı sizin için? Ciro hedefi neydi? Ne kadar tutturabildiniz? Çünkü genel olarak aslında geçen sene 2018'deki o kur ve faiz şokunun maalesef etkisini gördük. Birçok şirkette karlılık yoktu. Hedefler tutturulamadı. Zor bir yıldı sanayici için kesinlikle, 2019. Kesinlikle. Sizin için nasıldı İpragaz için? Siz aslında çok güzel özetlediniz. 2018'in devamında bir 2019 yaşadık. Biz 2018'in son çeyreğinde çok ciddi düşüşlerle karşılaşmıştık ve bunun etkilerini 2019'un ilk yarısında da üzerimizde gördük. Ancak samimiyetle söyleyebilirim ki 2019'un ikinci yarısından itibaren biz şirketimiz özelinde kendi iç dünyamızda yarattığımız yeniden adını şirketimizi yeniden keşfetmek, reinventing dediğimiz süreçte yeni bir boyuta taşıdık ve 2019 sonu itibariyle biz karlılık ve ciro hedeflerimizi yakaladık. Hı hı. Yaklaşık grup olarak İpragaz Türkiye'de 5 şirketle varlığını sürdü. 1.2 milyar dolar bir ciroya ulaştı. Ve bu grup içerisinde karlılık hedefimizi de %101 ile yakaladığımızı söyleyebilirim. Bizim için 2019 ikinci yarısı özellikle
iyi gitti. Türkiye'deki LPG pazarından yüzde kaç pay alıyordunuz? Bu rakam nereden nereye geldi son 2-3 yılda? Türkiye LPG pazarı biraz evvel de bahsettiğim üzere 3 ana segmentten oluşuyor. Ev tüketimi, sanayi tüketimi ve otomotiv tüketimi. Biz toplamda %11'in üzerinde bir pazar payıyla Türkiye'nin ikinci büyük LPG dağıtım şirketiyiz. Kendi segmentlerimiz açısından baktığımızda yaklaşık olarak Türkiye'de %30 pazar payımız var. Endüstriyel satışlarda %44-45 civarı bir pazar payımız var. Otomotiv yakıtlarında da %7 bir pazar payımız var. Bu üç ayrı segmentteki trende baktığınızda hangilerinde pazar payını artırdınız? Hangilerinde biraz düşüş kaydettiniz? Endüstriyel ve ticari satışlar tarafında pazar payımızı arttırdık. Diğer segmentlerde kendimizi koruduk. Çok zor bir yıldı dediğimiz gibi. Çok fazla pazar payı hareketinden ziyade özellikle verimlilik odaklı. Operasyonel iş süreçlerimizde kendimizi yeniden keşfetmeye yönelik bir süreç yaşadık. Bununla beraber tabii yatırımlar bizim için çok önemliydi. 2019'u biz bir fırsat yılı olarak değerlendirdik ve 2019'da bu kendimizi yeniden keşfetme süreci içerisinde birçok proje ürettik. Bunların da bence en önemlisi ve Türkiye açısından da ileriye dönük olarak baktığımda çok değer verdiğimiz dijital dönüşüm projelerimiz. Bu süreç yıllardır bizde devam ediyor. Bugüne kadar geldiğimiz noktada 30 milyon euro civarında bir dijital dönüşüme yatırım yaptığımızı mutlulukla söyleyebilirim. Biz bunu 2.02x projesi dedik. 2020'nin ötesine taşımak ve müşteriyi merkeze aldığımız CRM ve ERP çözümleriyle bütüncül bir dijital çözüm ürettiğimiz bir dönem oldu. Bununla beraber yine şirket içerisinde yönetim biçimlerinin modernizasyonundan tutun birçok yatırım projelerine de yani özellikle... Ciro'nun aslında %3'ü kadar neredeyse bir dijital dönüşüme yatırım yaptınız değil mi? Evet. Son yılların toplamında bu noktaya gelmiş olduk. Sadece geçen yıl değil. O bir şey peki biraz orada detayları paylaşır mısınız? Az önce anlatıyordunuz. Yani o dijital dönüşüm süreci nedir? Yani İpragaz olarak nasıl yenilikler getirdiniz? Şimdi dijital dönüşüm süreci dediğimiz aslında bütün operasyonel süreçlerden müşteriyi merkeze aldığımız ve ona hizmet ürettiğimiz yapının tekrar gözden geçirilmesi ve bunun içinde eldeki teknolojik altyapının azami derecede kullanılması diye özetleyebiliriz. Bu nedir? ERP dediğimiz bütün süreçlerin bir muhasebenin takibinden pazarlamanın müşteriye erişimine kadar geçen tüm süreçler, müşteri ilişkileri yönetimini gerçekleştirdiğimiz CRM süreçleri, bu son dönemde mobil cihazlarda hepimiz artık alıştık app'ler diye tabir ettiğimiz müşteriyle konuşan yüzümüz, müşteriye yeni tecrübeler yaratan tekliflerimizle bir bütüncül yaklaşım oldu. Bununla beraber de bütün bu süreçleri destekleyen özellikle arka planda müşteri ürün ve hizmeti sunduğumuz lojistik yapımızda da dijital süreçlerin etkin olarak kullanıldığı bir yapıdan bahsediyoruz. Bu aslında büyük bir yapı, büyük bir proje, büyük bir dijital dönüşüm. Bu projeyi beraber gerçekleştirdiğimiz dünyanın en büyük ERP şirketleriyle tamamladığımız süreç sonucunda da altın madalyaya layık gördük. Türkiye'de bu büyüklükte, bu kapsamda bütüncül bir proje gerçekleştiren şirket olarak. Bugün geldiğimiz noktada bir mobil cihazdan müşteriyle başlayan süreci bir dolum tesisinde tüpü doldurmaya kadar götüren bir zincirden bahsedebiliyoruz. Peki Bey, 2020 için nasıl bir hedef koydunuz kendinize? Yani hem zaten dijital dönüşüm anlamında yatırımlardan bahsettiniz ama buna ek olarak başka yani teknoloji yatırımları dışında üretime dair nasıl bir hedef koydunuz? Kapasiteniz, kapasite kullanımları değişecek mi? Cirosal hedefleriniz nasıl? Şimdi çok kısaca İpragaz'ın genel Türkiye yapısından bahsedersem aslında segment segment belki hızla bu konuda da bilgi verebilirim. İpragaz olarak biz Türkiye'de enerjinin 4 ana segmentinde birlikte varlık gösteriyoruz. LPG, doğalgaz, elektrik ve akaryakıt sektöründe. Her biri için kendimize tabii ki tüm sektör oyuncuları olduğu gibi büyüme hedefleri koyduk. Bu anlamda özellikle otomotiv yakıtları pazarında akaryakıt sektöründeki markamızla istasyon sayılarımızı arttırmayı hayal ediyoruz. Ve esas büyük yatırımlarından bir tanesi de biraz daha bahsettiğim tüp fabrikamızda teknolojik ve robot yatırımlarıyla oradaki üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik yeni projeler. Bunlarla ilgili de bizim yaklaşık olarak bu seneye özel toplamda 200 milyon lira civarında bir yatırım bütçemiz var. Bu bütçeyle hem müşterilere erişmemizi sağlayacak... 200 milyon TL. Evet, müşterilerimize erişmemizi sağlayacak teknolojik yatırımlara devam etmek. Biraz evvel bahsettiğim akaryakıt sektöründeki markamıza
yatırımlar yapıp network'ümüzü genişletmek ve tüp fabrikamızında da modern üretim teknikleriyle robot sistemlerine geçmek de yatıyor. Peki burada biraz özellikle bilançoya baktığımızda mevcut ortamda borçluluk tabii ki çok önemliydi. Evet. Yani geçen sene maliyetler çok yüksek olduğu için yatırım yapmanın neredeyse yok denildiği bir çok yıl doğru. oldu. Yüksek faizlerden dolayı. 2020 itibariyle faizlerin biraz aşağı gelmesi kredi kullandığımız artırır mı? İpregaz'ın borçluluk yapısı nasıl? Ve yeni yatırımda banka kredilerini mi tercih ediyorsunuz yoksa daha çok öz kaynak mı? Şimdi İpregaz 1961 yılında kurulan Türkiye'nin ilk LPG dolumunu gerçekleştiren şirketi. Aradan geçen süreçte çok değişik şirket formlarını yaşamış, ilginç bir yapı ama bugün geldiği noktada %100 yabancı sermayeli bir yapımız var. Ve bizim ortaklarımız bu anlamda İpregaz'daki özellikle finansal süreçlere destek olduğu için biz geçtiğimiz yıldan itibaren 2019 ve 2020 tamamen iç kaynakla kendi finansımızı sağlama noktasında bir yola girdik. 2020 itibariyle de yatırımlarımızı da iç kaynaklardan sağlamak gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla pek borçlanmayı ve günlük yaşam dışında kredi kullanmayı öngörmüyoruz. Peki aslında biraz buradan tabii yabancı ortak deyince yani Hollandalı bir evet. ortak. Dolayısıyla yabancı yatırımcıların Türkiye'ye algısı ve Türkiye'de var oldukları markalara ilişkin endişelerini de ben sormak istiyorum. Son 2-3 yılda gerçekten içerideki finansal oynaklık, ekonomik belirsizlikten dolayı algıda değişiklik oldu mu yatırımlara dair? Nasıl temaslarınız onlarla? Özellikle yabancı ortak tabii Türkiye'ye dışarıdan baktığı için bizim içeriden dışarıya bakışımız gibi görmüyor. Onlar çok farklı bir perspektiften görüyorlar ama bizim endişe özellikle... Endişe biraz daha fazla olabiliyor tabii endişe, ki doğal evet, olarak. Evet haklısınız. Hı-hı. Endişe seviyeleri bizden fazla ama bir gerçekleri var. Özellikle bizim şanslı olduğumuz taraf Hollandalı bir Hı-hı. sermaye grubumuzun olması. Hollandalılar dünyada bu anlamda samimi söyleyeyim en cesur ve en yatırımcı ülkelerden bir tanesi. Biz onun şansını yaşıyoruz. Daha çok bu tip ortamları onlar fırsat olarak değerlendiriyor ve özellikle ekonominin yavaşladığı dönemlerde Türkiye gibi nüfusu yüksek ve güçlü bir altyapısı olan bir ülkeden çıkmak değil, aksine buradaki yatırım olanakları nasıl arttırabiliriz diye düşünüyorlar. Bunun en basit örneği en yoğun olduğu dönemde ekonomik dönüşüm sürecinin ülkemizde biz ciddi bir satın alma yaptık. Marmara Ailesi'ndeki terminalimizi güçlendirdik. Hı hı. Orada büyük bir yatırımı tamamladık. Bununla beraber son iki yıldır da biraz evvel bahsettiğim Go markamızda network'ümüze yatırıma devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim tarafta bizim böyle bir şanslılığımız söz konusu risk almayı seven ve tehditleri fırsat olarak gören bir ortağımız olduğu için. Peki Avrupa'da nasıl algı son dönemlerde? Yani biz hep işte Almanya'nın resesyon endişeleri diyoruz. Öte yandan Avrupa pazarında küçülme diyoruz. Türkiye'den oraya ihracat yapıldığı için oradaki pazarlar tabii bizi de rahatsız ediyor. Grubun kendi içerisindeki Avrupa'ya dair dönüşümü nasıl? Şimdi biz yani özellikle LPG için sorayım. LPG'de dünyanın en büyük dağıtım şirketi bizim Hı-hı. grubumuz. Ve 60 ülkede faaliyet gösteriyor. Kendi dünyasından baktığında onlar şunun farkındalar. Batı Avrupa coğrafya olarak özellikle enerji pazarında daralmaya girmiş bir durumda. O yüzden de başka coğrafyalarda genişleyerek başka coğrafyalardaki fırsatları arama yolunda çeşitli kararları var. Son iki yılda çok ciddi Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapıldı ve orada şirket satın almaları gerçekleştirildi. Bununla beraber Asya Pasifik'te özellikle bizim LPG sektörü anlamında geçen sene bir zirve oldu burada değil evet, mi? Evet. SHV'nin CEO'su da buradaydı, Türkiye'deydi. Çok iyi hatırladınız. Hı-hı. Evet. Geçen sene de buradaydılar. Hem EPDK başkanımızın da ev sahipliğinde Türkiye'deki yatırım ortamını kendileriyle paylaştık. Bununla beraber Türkiye'den yakın coğrafyada yapılabilecek fırsatların da değerlendirilmesi imkanlarını görüştük. Bu çerçevede devam ediyor. Özellikle Afrika ciddi bir pazar biliyorsunuz gelişmekte olan bir pazar ve LPG endüstrisi içinde şu anda en cazip coğrafya olarak gözüküyor. Çin yatırımları herhalde bu dönemde biraz daha bekle gör olacak değil mi? Yani çünkü Çin'e dair de yatırım planları vardı. Bizim Çin'de ciddi bir yatırımımız var grup olarak. Çin'de oldukça büyüğüz. Yüzde paylaşabiliyor musunuz yaklaşık olarak? Yani toplam cironun içerisinde sizce ne kadardır? Çin yatırımlarımız toplam grup yatırımları içerisinde bugün geldiği %15'lere gelmiş diyebilirim. yaklaşık olarak. Ama Çin'in tabii kendi özelinde farklı bir sorunu var. Çin'deki yasal düzenlemeler tamamen merkezi otorite ve eyaletler bazında her gün değişebildiği için orada yatırım
çevresi bizden biraz daha farklı. Hı. Çok uzun vadeli programlar yapmak mümkün değil ama mesela geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de biz ilk hidrojen istasyonumuzu açtık. Araçlara hidrojen yakıtı ikmali gerçekleşecek. İlk istasyonu açtık. Dolayısıyla grup doğan fırsatları doğan coğrafyalara göre değerlendirmeye devam ediyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İPREGAZ ailesi ediyorum. İçin de iyi bir sene olsun. 2020 güzel geçsin. İPREGAZ CEO'su Eyüp Arata'yı ağırladık piyasa hattının bu bölümünde. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın arkasından biraz daha döneceğiz ve koronavirüsün etkisinin hem ekonomiye hem de piyasalar üzerindeki etkisini detaylandıracağız. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Ata Yatırım'a gideceğiz. Cemal Demirtaş olacak karşımızda. Cemal hoş geldin yayına. Dünya borsalarındaki satış da Türkiye'ye de yansıdı. Özellikle sert satışlardan Borsa İstanbul'da %2,5-3 değer kaybetti. Bugün bir düzeltme var ama ne kadar kalıcı olur sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Selamlar. Öncelikle tabii bir süredir bir baskı var. Bu geçen hafta da hatırlarsanız işte İdlib konusu, Suriye konusu gündeme gelmişti. Burada tansiyon yükselmiş bir faktör oldu. Diğer faktör koronavirüsüyle ilgili olarak özellikle hafta sonunda İtalya'da ve bugün de işte İspanya'da, İran'da falan çıkması. Bu iki konu aslında bizi de ister istemez piyasa olarak baskı altında tuttu. Şimdi bunlara ek olarak tabii daha öncesinde Merkez Bankası'nın da bir faiz kararı vardı. Faizleri bir miktar daha indirdi. Tabii bu indirimle birlikte aslında enflasyona göre reel getiri var mı yok mu sorgulanmaya başlandı. Aslında şu geçen bir haftada bir jeopolitik risk, iki korona ve üç Merkez Bankası'nın faiz indiriminin karışımı bir etki oluştu piyasada. Ama tabii ki şu aşamada koronavirüsüyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Bu bir aydır, bir buçuk aydır aslında devam eden bir konu ve açıkçası istatistiklere baktığımız zaman geçmiş döneme göre hız kaybettiğini görüyoruz. Özellikle Çin tarafında. Ama tabii ki Çin'in dışında Avrupa'ya yayılmış olması ve bunun etkisi biraz daha açıkçası rahatsız etmiş durumda. Yani Çin'deki olaylar azalırken bizim ülkemizde henüz bir şey yok ama bölgede ve Avrupa'da olması açıkçası medyada da daha çok gündeme gelmiş durumda. Şu aşamada şunu söyleyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları var. Bunun yanında ayrıca işte IMF'nin ekonomiye etkisi açısından açıklamaları var. Şu anda hiçbirimizin ana senaryosu bu virüsün çok daha yüksek ciddi boyutlara gelmesi. Yani hiç kimse bu varsayımı yapmıyor. Ki Dünya Sağlık Örgütü bile tedbirler alınmalı. Ama bu tedbirler alınırken de önlemler işte den bahsediliyor. Neler yapılabilir? İşte dünya ülkeleri ne yapabilir? Bu konular tartışılıyor. Ve dediğim gibi aslında 2-3 haftaya önceye göre özellikle Çin tarafında durumun daha iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Yani tabii ki tedbiri elden bırakmayacaklar ama istatistiki olarak, rakam olarak baktığımızda daha aşağı gelmeye başladığını görebiliyoruz. Ama bu piyasalara neden yansımıyor Cemal o zaman? Yani şöyle, tabii bunlar çünkü bu hareketler birden olmuyor açıkçası. Arka arkaya gelen olaylarla birlikte burada önümüzdeki günlerde biz, burada özellikle dediğim gibi yeni haber, bu hafta sonu olan olaylar rahatsız etti. Önümüzdeki günlerde buradan alınacak haberler, ki yavaş yavaş bu da geliyor olacaktır, haberlerle birlikte yönünü bulacak. Ama özellikle dediğim gibi Avrupa'da acaba daha fazla yere yayılacak mı? Çin'deki durumun iyileşmeye başlamasını gölgelemiş durumda. Peki dolar Türk lirasının 6.15'in üzerine yükselmesine ilişkin görüşlerin nedir? Orada özellikle dün 6.16'nın üzerine doğru da hareketin güçlendiğini gördük. Kurda oynaklıkla beraber Türk lirasının değer kaybı da artıyor. Şimdi bugün tabii gözler bir yandan Merkez Bankası Başkanı Uysal'a da çevrilecek. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda yapacağı konuşmada. İçeride Türkiye'nin hem para politikası hem de mali politikasını etkiler mi sence bu koronavirüsü ve kurda artan oynaklık?
Şimdi aslında İzem, bunların üç, biraz önce saydığım jeopolitik risk, koronavirüsü ve Merkez Bankası hareketi aynı zamanlara rastlıyor. Özellikle koronavirüsünün yayılması ile ilgili haber akışı, işte Suriye, İdlib konusu ve Merkez Bankası. Şu andaki kur da zaten her halükarda bu bir miktar tepki verebilirdi. Daha doğrusu enflasyon beklentileri beklenene kadar kurda bir miktar hafif de olsa hareket beklenebilirdi. Ama bu jeopolitik ve virüsle ilgili olaylar biraz daha sıkıntıyı artırdı. Peki. Ama şunu söyleyebiliriz. TL şu anda baktığımızda TL birçok negatifliği içeriyor. Yani bu TL'deki hareketler bu jeopolitik olaylarla birlikte ve korona ile birlikte biraz daha hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Ama bizim yine ana senaryomuzda da TL varlıkların hala cazip olduğu ve TL'nin şu anda rekabet açısından, reel efektif kur açısından da oldukça değer kaybına uğramış olduğu. Ya burada 7 falan gibi bazen hesaplar yapılabiliyor. Tabii ki bir hesap yapmak çok mümkün değil. Dışsal bir risk oluştuğu, biraz önce saydığımız riskler olursa. Ama şu an için bizim ana senaryomuz enflasyona bir paralel bir hareket olacaktır. Çünkü zaten reel efektif kur olarak TL'nin bulunduğu yer aşırı derecede düşük seviyeler. 76 endeks seviyelerinde. O yüzden bu zaman konusu, yani aslında bunu şöyle de özetle bağlayabilirim. Ekim'den beri başlayan hareket, devam eden hareket, iyi hareketlerde hep jeopolitik konular iyiydi. Merkez Bankası faiz indirimi konusu vardı ve Ocak ortasına kadar bu süreç devam etti. Şimdi açıkçası bu üç saydığım Suriye konusu, korona ve Merkez Bankası hareketiyle birlikte bir miktar bu realizasyonun gerçekleştiğini görüyoruz. Peki sürenin sonuna geldik Cemal Yaman. Çok kısaca bir iki cümleyle havacılık hisselerinde düşüş devam eder mi sence? Türk Hava Yolları ve Pegasus için ne söylersin? Şimdi bu tabii ki böyle havalarda bunlar aşırı negatif etkiliyor. Bu haber akışlarıyla birlikte, yani bu haber akışlarındaki azalmasını bekliyoruz. Biz o yüzden bu şirketlerde ilk öncelememiz olmamakla birlikte hiçbir zaman havacılık. Biz Pegasus üzerinden örnek hala beğendiğimiz hisseler arasında tutuyoruz. Bu korkularla birlikte birçok negatiflik yansıyor. İşte şirketlerin kar açıklamaları vesaire, bunlar etkiliyor. Ama yani ilk etapta tabii ki tercih edilen şirket olmayacaktır. Ama böyle zamanlarda dediğim gibi ana senaryomuzda daha iyileşme olacağı evet. için daha sonra daha onlara sıra gelecektir diye düşünüyorum. Ama orada yine biz tutuyoruz. Pegasus'u en beğendiğimiz hisseler arasında tutmaya devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Ata Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş'ın görüşlerini aldık. Buradan hemen Londra stüdyolarına gideceğiz. Düzeltiyorum. İtalya'ya gideceğiz. Roma'da video bağlantımız olacak. Bloomberg muhabiri John Fallain olacak karşımızda. Hi John. Welcome on show. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hello. Merhabalar. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Öncelikle koronavirüs etkisine ötürü oldukça üzgün olduğumuzu söylemek istiyoruz İtalya'da. Ancak İtalya ikinci en kötü etkilenen ülke. Son olarak neler oluyor ve hükümetin tepkisi neydi? Ya da neler uygulanıyor İtalya'da? Bize anlatabilir misiniz? Son haber, şu an çok yüksek seviyede bir yetkililerden bir açıklama geldi. Basın toplantısı yapıldı. 237 kişiden bahsediliyor. Lombardi ve Veneto'dan bahsediliyor. İtalya'nın kuzeyinde bu iki bölgede. Ancak bugün verilen son haberlere göre bununla birlikte birkaç vaka da var. Tabii ki Tuscany ve Sicilya tarafında hükümet şu an virüsü ve bu durumu baskı altına almaya çalışıyor ve büyük bölümleri Milano'nun güneyindeki binlerce kişinin yaşadığı yeri izole etmeye çalışıyor. Giriş çıkış olmaması için uğraşıyor ve şu an çok ciddi bir şekilde test kampanyaları var. Diğer başka bir Avrupa ülkesiyle kıyaslandığı zaman çok daha fazla çaba sarf ediyor İtalya'da. Pekala bu durum seyahati ve ekonomiyi nasıl etkileyecek sizce? Şu ana kadar endişe hükümet tarafından şu şekilde yansıtıldı. Bunun gayri safi yurtiçi hasıla büyümesine etkisi olabilir dendi. Ve olasılıkla İtalya'nın belki de biraz esneklik isteme durumu var Avrupa Komisyonu'ndan. Ve Başbakan Conte de hali hazırda bir açıklama yaptı ve bazı önlemleri değerlendirdiğini söyledi. Bu virüsten etkilenen endüstriler için.
John, bugün bize katıldığınız için ve detayları paylaştığınız için çok teşekkürler. Evet, Bloomberg muhabirimle görüşlerini aldık Roma'dan. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın arkasından grafik düellosunda Gizem Uzuner'le beraber hem dünya ekonomisini hem de şirketler etkisini konuşmaya devam edeceğiz virüsün. Grafik düellosu ile karşınızdayız Gizem Uzuner ile beraber. Birazdan düelloya başlayacağız ama hemen son dakikayı da aktaralım. Hazinenin 2 yıl vadeli TLRF endeksi ihracı vardı biliyorsunuz. Tahvilde dönemsel faiz %2.5 olmuş. Kamuya satış yapmamıştı hazine bu yaptığı ihalede. Öte yandan net satış rakamı da 1.86 milyar TL. Piyasa yapıcı bankalara yaptığı satış 1.86 milyar TL. Kamu satışı yoktu. Dönemsel faiz de %2'nin üzerinde oluşmuş. O son dakikaları da aktaralım. Şimdi bugün grafik düellosunda koronavirüsünü konuşacağız ama hangi açıdan nasıl ele alacağız Gizem? Şimdi bir makro açıdan ele alacağız. Biraz daha mikro ölçekte düşüneceğiz. İkinci konumuzda ise ilk etapta küresel büyümeyi nasıl etkileyebileceği senaryolar üzerinde bakacağız. Bir de zaten yavaş olan bir büyümeden bahsettiğimiz için en son gelen büyüme rakamları 2019'un tüm yıl rakamlarını her ülkeden henüz almadık ama şimdiye kadar geçen süreçte en azından G20 ülkeleri ortalamadan ne kadar saptılar büyüme rakamlarında bunu göreceğiz. Kendi son çeyrek büyümemizi de zaten cuma günü itibariyle alacağız. İkinci konumuzda şirketler, küresel ölçekteki şirketler ne düşünüyor? Bu virüs hakkında kendilerini nasıl etkileyecek ve aynı zamanda Çin'de yaşayan şirketler, Çinli şirketler bu konu hakkında ne düşünüyorlar ona bakacağız. Peki önce genel büyüme endişelerini ekrana getirelim. Şimdi endişeleri ekrana getirmeden Gizem de az önce söyledi hali hazırda yüzde kaç mevcut büyümeler? Amerika %2'ler civarında bir büyümesi var. 2019 son çeyrek rakamları 2.3'lük bir büyümeye işaret ediyordu. Avrupa'da bu rakam %0.9'larda, İngiltere ekonomisinde %1'lerde bir büyüme var ve Japonya'da en son biliyorsunuz %6.3'lük sert bir daralma kaydetmişti. Peki IMF ne diyor? IMF küresel büyüme ilişkin 2020'de %2.8'lik bir büyüme beklentisi paylaştı. Fakat bu rakamların sürdürülebilir olması zaten hali hazırda koronavirüsünden bağımsız olarak düşündüğümüzde 2020'de merkez bankalarının para politikalarının büyümeyi yeterince destekleyemeyebileceği, mali politikalardan medet umdukları, daha fazla genişlemenin konuşulduğu, belki resesyon endişeleri biraz bertaraf edilmiş olsa da agresif bir büyüme beklentisi yoktu. Yani koronavirüsünü biz konuşmadan önce de aslında büyümelerde bir sıkıntı olduğunu biliyorduk ama virüsün etkisiyle bu büyümeler biraz daha baskılanır mı aslında bu merak ediliyor. Şimdi ilerisimiz var, o gelecek ekrana, onun üzerinden de bakalım kim neler söylüyor koronavirüsüne dair diye. Öncelikle Fed'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada tutanakları biliyorsunuz yayınladı. Koronavirüs orada kendine yer buldu ve dün Fed başkanlarından Cleveland Fed başkanının da benzer açıklaması vardı. Koronavirüsü küresel büyümeye yönelik yeni bir risk dedi. Şu aşamada Fed'in nötr faiz oranı ve büyümesinde herhangi bir ekstra revizyonu ya da para politikasını değiştirmesini gerektiren bir etki değil. Ama eğer önümüzdeki dönemlerde kontrol altına alınamazsa Fed'in para politikası değişebilir sinyali geldi. Oxford Economics dedi ki virüs küresel ekonomiden 1.1 trilyon dolarlık bir gelir kaybına yol açacak. Aslında bu rakam oldukça önemli çünkü Oxford Economics 1.1 trilyon dolarlık bu gelir kaybının başta gelişen ülkelerden yaşanacağını ve burada uzak doğu ülkeleri içerisinde Çin dışında Hindistan, Endonezya gibi ülkelerde bir endişe olduğunu, keza yine Güney Kore'de bir endişe olduğunu ve Çin'e Güney Kore'yi dışarıda bırakacak olursak da Hong Kong ve Singapur'da da ticaretin yavaşlayabileceğini söyledi Oxford Ekonomist kendi hazırladığı raporda. Goldman Sachs virüs dolayısıyla Amerika ilk çeyrekte %1.2 büyüyecek dedi. Ve aslında Amerika ne kadar etkilenir bu işten diye tartıştığımız bir noktada Goldman Sachs'ın büyüme beklentisi de daha önceki rakamla kıyaslandığında 1.4'ten 1.2'ye revize edilmesi de oldukça önemli. 0.2 puan sırf ilk çeyrek için aşağı revize etmişler. IMF henüz bir rakam telaffuz etmiyor. Yani koronavirüsün etkisini biraz bekleyip görmemiz lazım ama küresel ekonomideki kırılganlık toparlanma için risk oluşturuyor demiş. Zaten hali hazırda IMF'in kendi baz senaryosu 2020 için dünya büyümesinin aşağı revize edildiği raporu geçtiğimiz ay Ocak'ta paylaşmıştık sizinle. Koronavirüsü bu kırılganlığı daha da arttıracak diyor IMF. Ve Dun & Bradstreet'e baktığımızda da onlar da virüs dolayısıyla içlerinde özellikle küresel devlerinde olduğu 5 milyon şirket risk altında demişler. Genel olarak aslında tüm global oyuncular endişeli Gizem ama hali hazırdaki büyüme rakamları nereden nereye geldi herhalde biraz onu da hatırlatmak lazım.
Şimdi ekrana getirdiğim tabloda G20 ülkelerinin büyüme rakamları var ve aynı zamanda son 10 yılda ne kadar büyüyorlardı da son gelen rakamlar ne kadarlık bir sapmaya işaret etti. O kısımdan bir miktar bahsetmeye çalışacağım. Sağda dikey eksende gördüğümüz kısımda son gelen büyüme rakamları var ülkelerin ve son gelen büyüme rakamları eğer hangi çeyreğe en son açıkladılarsa şayet onun yıllıklandırılmış büyümesini işaret ediyor. Mesela işte bir taraftan alt panele bakacak olursak yatay eksene son büyüme son 10 yıllık ortalamasına baktığımızda o ülkenin gerçekleşen rakam son 10 yıllık ortalama büyümesinden ne kadar daha aşağıda olduğunu gösteriyor. Aşağıda diyorum çünkü grafiğe dikkat etmek gerekirse burada bahsettiğimiz ülkelerin tamamının son kaydettiği yıllıklandırılmış büyüme rakamları aslında son 10 yılın altında, 10 yıllık ortalamasının oldukça altında seyrediyorlar. Kim mesela en fazla altında seyredenler? Bunlardan bir tanesi tabii ki Arjantin, bir diğeri Türkiye. Ama grafiğimizde biraz daha ileride bir eksende kaldıkları için onları göstermiyoruz ama kalan ülkeler içerisinde G20 ülkelerinde kimler var başka diye bakacak olursak mesela son 10 yıllık büyüme rakamından oldukça büyük bir sapma gerçekleşen bir ülke Güney Afrika. Yine son 10 yıllık ortalama büyümesinin oldukça altında bir performans gösteren bir başka ülke Çin. Diğer yandan Güney Kore'de benzer bir hikaye var. Almanya'da öyle, Japonya'da öyle. Yani aslında son 10 yıllık büyüme inmesinden en ufak farkı kaydeden hatta 10 yıllık büyüme ortalamasına oldukça yakın seyreden G20 ülkelerinde bir ABD'yi sayabiliriz, bir Rusya'yı sayabiliriz, bir Brezilya'yı sayabiliriz. Endonezya, İtalya'yı bunları da sepetin içerisine katabiliriz. 10 yılın ortalamasına paralel. Bu arada baloncukların büyüğü de G20 ülkelerinin toplamdaki milli hasılasının içerisinde eğer balon ne kadar büyükse şayet o denli büyük bir pastaya sahip olduğunu ifade ediyor. ABD o yüzden daha büyük baloncukla gördüğümüz ülkelerden bir tanesi. Son gelen yıllık büyüme rakamlarına aynı zamanda dikkat çekmek gerekirse özellikle burada en yukarıda olanlara dikkat çekmek lazım. Çünkü G20 ülkelerinin içerisinde son gelen rakamların nispeten daha iyi olduğunu kastedebildiğimiz ülkelerin de sayısı oldukça sınırlı. Yukarıda gördüklerimiz oldukça sınırlı. Ama grafiğin aslında özeti şu. G20 ülkeleri zaten son gelen büyüme rakamlarıyla beraber son 10 yıllık ortalama büyüme performanslarının oldukça altında performans sergiliyorlardı. Şimdi bir de üstüne virüs endişesi çıktı. Az önce Güzem'in de aktardığı bazı istatistikler ve beklentiler var. Şu aşamadaki en iyimser senaryoda bile küresel büyümeden %0.1 kadar gidecek deniyor. Ancak dediğimiz gibi senaryolar 1.1 trilyon dolara kadar varabiliyor. Ve bu bahsettiğimiz sadece henüz birinci çeyrek. Yani daha virüsün çaresinin bulunmasının ikinci çeyreğe, üçüncü çeyreğe, dördüncü çeyreğe kalması durumunda biz muhtemelen çok daha kötü senaryolardan bahsediyor olacağız. Güzel. Bu şimdilik en iyimser tablo aslında. Benim az önce ekrana getirdiğim grafikteki büyümeler çeyreksel bazdaki büyümelerdi. Yani 6.8 bir önceki yılın aynı çeyreğine göre daralmaydı Japonya'nın. O yüzden hani izleyicilerin de kafası karışmasın. Bu senin gösterdiğin yıllık yüzde büyüme değişimleri gösteriyor. Ve zaten bu tabloya baktığımızda birçok ülkenin daralma bölgesinde olduğunu görüyoruz. Hali hazırda daralan ekonomilerden daha da fazla kayıp beklentisi var. Gelelim şirketler tarafına. Şirketler neler öngörüyor? Global şirketler Çin'deki bu koronavirüsünden ötürü. Aslında en büyük endişe önce biliyorsunuz. Tabii ki teknoloji devlerinde yaşandı. Apple'ın hissesinin geçtiğimiz hafta bundan 10 gün önce hızlı bir şekilde düştüğünü görmüştük. Çünkü bir daha baştan alabilecek olursak videoyu göreceğiz. Apple'ın özellikle Çin'deki varlığı ve hedefleri gelirlerin %15'i Çin'den ve 2020 kar artışımız azalabilir dedi. Bunun hemen akabinde o gün içerisinde %3'ün üzerinde değer kaybı görmüştük Apple hissesinde. Boston Scientific Corp'a baktığımızda Çin'de 600 milyon dolarlık aslında Boston Scientific Corp'un işi var. O kadarlık bir hacimleri var ve ilk yarı satışlarında 10 ile 40 milyon dolar arasında düşüş bekliyoruz demişler ki global şirketler içerisinde teknoloji şirketlerinin başı çekmesi birçok haber ajansında birçok ekonomistin de öncelik ilk risk aslında o tarafta demesine sebep oluyor. Coca-Cola Company Çin küresel iş hacimlerinin %10'unu oluşturuyor. Mevcut Cola'nın gelirleri içerisinde %10'u Çin'den ve ilk çeyrekte organik büyüme ve hisse başı karda 1-2 puan düşüş bekliyoruz dedi Coca-Cola. Hemen devam edelim buradan. Estée Lauder önemli bir kozmetik markası biliyorsunuz. Orada ağırlıklı olarak Kore pazarındalar ama Çin'de de çok büyük bir baskınlıkları var. Üçüncü çeyrekte asıl etki görülecek ama ikinci çeyrek içinde en iyi ihtimalle satışlarımız yıllık %1 artabilir demişler. Bu rakamı da paylaşalım. Normalde yıllık bazda %5'lik artış beklerlerken onu %1'e çekmişler ya da yatay kapatacağız ilk ikinci çeyreği diyorlar. Ama üçüncü çeyrek daha kötü geçecek demişler. HSBC ise Hong Kong'a atıfta bulunuyor ve virüsten etkilenmesinden ötürü ilk yarı karı beklediğimizden düşük olacak dedi. İkinci yarıda da eğer devam ederse koronavirüsünün etkisi 600 milyon
milyon dolarlık kredi kayıp karşılığı ayırmamız gerekiyor denilmiş. Kredi kaybı yaşanacağı için bilançoda orada 600 milyon dolar gibi bir karşılık ayırması gerektiğine dikkat çekiyor HSBC. Ve Nike Çin'deki mağazalarının yarısını kapattığı ve 3. çeyrek karında aşağı revize etmeye planlıyor. Henüz kar rakamındaki aşağı revizyonu paylaşmadı ama özellikle Mart'ın ikinci haftası itibariyle bu rakamı paylaşacağını söylemişti Nike. P&G'ye baktığımızda orada global pazarlarımızda, mevcut global pazarlarımıza bakıldığında bizim için en önemli cironun içerisindeki pay Çin'den geliyor. En büyük ikinci ülke Çin bizim için dediler ve ilk çeyrek karımızı aşağı revize edeceğiz. Çünkü toplam 35 bin ürünün 17 bin 600'ü aslında Çin menşeli. Oradaki ham maddeden neredeyse yarısı bu ürünlerin etkilenecek denilmiş. Ralph Lauren yine hazır giyim ve tekstil sektöründe 2020 satışlarında 70 milyon dolarlık kayıp ve mağazalarımızın zaten yarısını kapattık diyorlar. Ve bununla beraber yine Royal Caribbean Cruise'a da dikkat çekelim. Yine turizm sektörünün de etkileneceğini söylemiştik. Onlar da 2020'de hisse başı karını 65 sent düşüşe sebep olacağını söylemişler. Bununla birlikte aslında yine hazır giyim ve tekstilde Under Armour önemli bir marka biliyorsunuz. Asya'da da çok fazla varlar ve 50-60 milyon dolar arasında satış gelirlerimizde düşüş bekliyoruz. Yıllık bazı 2020 için paylaştıkları satış gelir düşüşü. Walt Disney, Şangay ve Hong Kong'daki tema parklarından özellikle operasyonlarda bir düşüş bekliyorlar. Onlar da 175 milyon dolarlık düşüş yaşanacak demişler. Bunları ek olarak paylaşacağımız Hilton Otel zincirleri, Intercontinental ve Domino's Pizza gibi birçok markada Çin'deki şubelerinin yarısını kapattığını zaten açıkladı. Çin'de 150 tane otel kapattık dedi Hilton. Intercontinental 160 oteli kapattığını söyledi ki sadece otel deri kapatması değil aslında havayolu sektöründeki sıkıntılar da oraya yansıyor ve Domino's'ta 30 tane Çin'deki şubemizi kapattık dedi. Bunları da aktarmış olalım. Bu arada Hırvatistan'da da ilk koronavirüs vakası kaydedilmiş. Bu son dakikayı da aktarayım. Hemen Gizem'e döneyim. Gizem, yani global şirketler böyle ama Çin için herhalde durum biraz daha içler acısı. Evet, Çin'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin beklentilerinden bahsedeceğim ben de. Ama müsaadenle bir önceki grafiğe bir ek yapmak istiyorum. Lütfen. Orada notlar kısmında zannedersem ekranda tam olarak görünmüyordu. Anlam kayması olmasın söylediklerimizle. Bir önceki grafiğimi rica edebilirsem çok kısa bir şey göstereceğim üstünde. Dikey eksende bahsettiğimiz dördüncü çeyrek ya da son açıkladıkları eğer üçüncü çeyrekse şayet o rakamları baz alarak olduğunu söyledik. Burada gösterdiğimiz rakamlar bir önceki yılın aynı çeyreğiyle kıyasladığımızda ne kadarlık bir fark olduğunu yüzde puan cinsinden ifade ediyor. Onu da söylemiş olalım. Ve geçelim hızlıca ikinci konudan bahsedeyim ben de. Ekrana getirdiğim tablo Standard & Chartered'ın küçük ve orta işletmelere yönelik yaptığı bir anketin sonucu. Ve bu anket senelerdir yapılıyor. Senelerdir yapılan bu anket tarihin en kötü sonucunu vermiş vaziyette. Yani Çin'deki KOBİ'ler tarihin en kötü beklentilerine şu aşamada sahip. Burada KOBİ deyip geçmemek lazım. Çünkü Türkiye'de olduğu gibi Çin de aynı zamanda KOBİ zengin ülkelerden bir tanesi. Gel gelelim Çin'deki toplam iş dünyasından elde edilen gelirlerin %68'i sadece KOBİ'lere ait. Bununla beraber toplamda 2018 rakamlarıyla baktığımızda bütün istihdamın %80'ini aynı zamanda KOBİ'ler sağlıyor. Neden bu kadar önemliler? Neden kurtarılmaya muhtaçlar? Çünkü finansmana erişim onlar için o kadar da kolay değiller. Bu yüzden de ekonominin bel kemiği olmaları sebebiyle önümüzdeki dönem beklentileri bizlere ışık tutacaklar. Ne gösterdi? Manşet rakam kısmındaki toplam iş dünyası kısmına dikkat çekmek gerekirse 55'ten 40.5'e düşmüş sonuçları. Yani iş dünyasına ilişkin beklentileri oldukça kötü. Bununla birlikte üretim rakamlarına bakacak olursak üretim bileşeni bu anketi oluşturan daha önceki Ocak'taki 58.5 rakamından şu aşamada şurada sert gösterdiğim şekilde 9.5 seviyesine kadar inmiş vaziyette. Dolayısıyla karlılık beklentilerine de aynı zamanda yeşil kısımda işaret ettiğim üzere dikkat etmek gerekirse yine tarihin en kötü sonucunu vermiş vaziyette. Dolayısıyla toplamdaki anketin sonuçlarında KOBİ'lerin %23'ünün en az ücretleri keseceği ya da işten çıkarmalara başlayacağı yönünde görüş vermişler. Aynı zamanda %16'sının da şirketi kapatabiliriz şeklinde bir sonuç verdiğini öğreniyoruz. Dolayısıyla anketin sonuçları çok olumlu değil ve aynı zamanda KOBİ'lerin %50'si de 2020'deki gelirlerinin %50 kadar düşebileceğini tahmin etmişler. Gizem, çok teşekkürler. Grafik düellosu ve piyasa saatinin sonuna geldik. Hoşçakalın.